Değilsin abi, değil. Bırak, bırakın oğlum beni. Bırak, bırakın. Bir tanesi değil misin ha? Babaannem. Tontişim. Ne oldu sana böyle ya? Cicim, cicim kaçayım. Yüz felci geçirdi. Dili de tutuldu. Stresten dedi doktor. Ya da cicik dedi. Sana sesi sindi dedi ya. Ne diyor? Cicikci, sana fındık yok diyor. Kalıcı mıymış bu yüz felci? Yok, geçiciymiş. Ama üzülmemesi lazımmış. Eğer üzülürse, yani eğer üzülmezse çok kısa zamanda atlatabilirmiş. Evleneceğim dedi, bunları yapıyor bize. Bir de gerçeği söylese Karadeniz'e gömer hepimizi. Toprak sakin. Sakin. Sakinim Leyla. Kalk. Kalk kalk. Bana bak oğlum. Şunu kafana sok. Yok sana kız falan. Defne, sen de şunu kafana sok. Bizim Araslar'la işimiz bitti. Toprak abi. Bir dinlersen. La sus! Bak hala konuşuyor ha. Defol git evimden. Defol git bak elimden bir kaza çıkacak ha. Defne'yi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü o benim... Yavaş gel, daha yavaş gel. Defne'yi alacaksın. Defne'yi alacaksın, öyle mi? Duydunuz mu? Defne'yi alacakmış. Bak bakalım, alacak mı Defne, bulabilecek misin? Abi, abi dur, abi dur, abi. Defne'yi bırak, Defne'yi bırak. Sakın, sakın. Bırak abi, bırak. Sakın. Toprak, vallahi ince delirdiler ya. Bırak. Defne'yi kilitleyemezsin. Öyle bir kilitlerim ki. Bak ben kaçırdım onu. Zorla kaçırdım. Onun hiçbir suçu yok. Defne'nin hiç suçu yok. Ya kıyamam ben sana. Yalın, beni sakın merak etme, tamam mı? Defne. Defne güzelim. Bana yap ne yapacaksın. Onu bırak. Lan sana mı soracağım lan? Lan sana mı soracağım oğlum? Defol tamam. Git lan buradan, evden bir kadar çıkacak. Abi. Lan defol git buradan. Oğlum alın bunu buradan. Abi be dur lan bir dön. Dön. Yalın sen de çık git. Hiçbir yere gitmiyorum. Şşşt. Allah benim karım. Tamam, tamam da tamam hadi. Hadi yalın ara yürü. Saldık paşa bela yürü. Bundan sonra bu kilit açılmayacak. Anlaşıldı mı? Leyla kes! Hiç kimse bu odaya girmeyecek. Hiç kimse. Ya Defne'ye bir zarar verirse? Vermez. La bir kere ben buradayım, ben. Kaldı ki abim kıyamaz Defne'ye, sen merak etme. Hadi sen git koçum. Ben seni arayacağım. Ya nasıl bırakıp giderim? Karım lan o benim, karım. Enişte. Senin karın bana emanet, bana. Tamam mı? Al bir sine. Babaanne o durumda olmasa burayı yakar, yine alırım karımı. Yakarsın koçum. Yakarsın.
babaannem bir iyileşsin. Beraber yakarız. Ama şimdi git. Hadi. Bu işe bir çare bulup döneceğim. O zamana kadar Defne sana emanet. Hepinize. La tamam anladık da hadi bir git. Anladık ben halledeceğim tamam dedim hadi. Karım lan o benim. Bildik onu. Ama iş işten geçtikten sonra bildik. Hiç boşuna gönlümü almaya çalışma kala sen işte. Bittu, kestuk. Almadık ki zaten. Of! Ayıcığım ne yapıyordun şu anda acaba ya? Kim bilir ne haldedir ha? Ben evlenerek bu adama kötülük mü yaptım acaba ya? Yani hayatı boyunca barutçu erkekleriyle uğraşacak. Bir rüzgar. Geçecek. Geçecek tabii. Niye ki evlendik biz? O kadar. Gerçi evlenince bir şey değişmedi. Senin odana hala pencereden giriyorum. Ama o küçük bir ayrıntı yani. Yani. Kesinlikle ayrıntı. Minicik bir ayrıntı. Hem kim demiş canım illa insan karısının odasına kapıdan girecek diye? Biz de böyle değişik bir çiftiz yani. Farkımız, tarzımız. He heyt. Komik karım benim. Komik karım benim. Defne. Defne seni nasıl seviyorum var ya. Allah'ım nedir benim bu çektiğim ya. Abilerimde orantısız öküzlük, kocamda da orantısız ayılık var. Yuh. Sende de orantısız çene var Defne. Ben hiç şikayet ediyor muyum? Evlendiğimizi söyleyemediğim için bile şikayet etmedin. Babaannen iyileşsin. Birlikte söyleyeceğiz. İyileşir iyileşmez. Haydi. Abini de ikna edeceğiz. Edeceğiz. Ben bir çare bulacağım Defne. Sen hiç merak etme tamam mı? Defne balı. Hadi gel. Pıs pıs pıs.
Vallahi külahları değişeceğiz ha. Ben seninle konuşmuyorum Defne bacım. Ya Adem, bari sen yapma be. Bak zaten tutsak edilmişim ben burada. Acı bana ya, hadi. Onu kaldırıp kardeşliğimize ihanet etmeden önce düşünecektim. Vay be Adem. Helal olsun sana. Kardeş dedim, bağrıma bastım. Sen de bana sırt çevirdin. Çevir tabii. Sonuçta ben kimim ki? Defne kim ki? Ben bahtsız, balsız ve kocasız kalmış bir kızım. Vah vah. En iyisi öleyim ya ben. Öleyim. Hem kocam yok, hem tutsam, hem de kaldırım kardeşim bana küsmüş. O yüzden kendimi intihar edeceğim ben. Atıyorum kendimi aşağıya. Atıyorum. Ölüyorum. Attım. Dede bacım, sakın. Dede bacım. Sakın kıyma canına. Vallahi benim için değmez. Değer Adem. Senin için her şey değer. Sen yoksan yaşamamın da bir manası yok ki. O yüzden intihar edeceğim. Atıyorum kendimi, ölüyorum. Sakın! Defne! Kız, sen yine mi kaçıyorsun? Yok yok, kaçmıyor Toprak abi, kendini intihar ediyor bak. Tamam tamam, Defne bacım ben buradayım, seninleyim bak. Sakın kıyma canına. Telaş yok Adem. Numara yapıyordur o yine. Bir kız içeri. Hadi. 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 Adem sen ne kullanıyorsun oğlum? Benim arabayı biliyorsun abi. Gri. O işte... Seni işe aldım hadi. Ne? Bundan sonra sabah, öğle, akşam, gece burada nöbettesin. Zaten buradasın da bari bir işe yara. Yemek artı masraflar. Masraf ne oğlum? İşte abi benzini var. Onun ondan sonra otopark şeyi var. Tırger kayışık kopabilir. Tamam lan uzatma. Şu pencereye demir taktıracağım. Sen de bu kapıyı tutacaksın. Buradan Araslara ait tek bir sinek bile geçmeyecek. Anlaşıldı mı? Geçerse ne yapacağım Toprak abi? Turşusunu kur hadi. Yemeğin yanında yersin. Geçmeyecek oğlum. Geçirmeyeceksin. Hele o yalın Aras. Bu sokağın başına bile yaklaşmayacak. Bakarık. Ne diyor yenge? Dedi ki
Toprak çok iyi etti. Cicikçu yakasında tut attı. Evet. Zilli dert. Su istiyor. İlla zilli getirsin diyor. Al işte. Her ahval ve şeraitte kaynanalık yapılır. Getireyim babaannem. Getireyim. Habibim, nasılsın? Seni gördüm. Daha iyi oldu. Oy. Daha mı iyi oldu? Dün söylediklerimden sonra korkmadın mı ki? Hani ben deliyim ya. Ya ben de çok normal sayılmam. Bu zamanlar bizim köyün delisiydim. Yeşim bacım, nasılsın? İyiyim. Barıççılar, nasılsınız? Biz iyiyiz Ademciğim. De, hayırdır? Vallahi pek hayır değil. Ama azimliyim, hayır edeceğim onu. Oğlum Adem, ne diyorsun lan sen? Defne bacım ve Kalas eniştemin aşkı için savaş başlattım. Ve bağa yandaş lazım diyorum Çınar'a. Ben de sabahtan beri onların aşkı için çözüm düşünüyorum. Ama daha bulamadım. Vallahi ben onu bunu bilmem. Toprak abim Defne bacımı eve kilitlediği yetmediği gibi... ...bir de üstüne beni nöbetçi dikti. Diker. Şimdi bir de penceresine demir parmaklık takacakmış. Takar. Vallahi ben size söyleyeyim. Bu işin sonu kötü. Bir müdahale etmek farz oldu yani. Sıkıntı. Tünel açma uzmanı olan Yeşim Barutçu'nun fikrinin gelmesi lazım. Yeşim Aras Barutçu'nun fikri geldi. De hadi de. Fikir ne bir söyle da yenge. Şöyle ki fikir değil de bu daha çok proje gibi Polatçım. Şöyle yapıyoruz. Bugün öğleden sonra bizim şirkette toplanıyoruz. Ama herkes yani. Niye? Çünkü ben görev dağıtımı yapacağım.